Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Mayıs 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 2023'ün en önemli aylarından biri Mayıs ayına başlıyoruz. Bakalım konu başlıklarında neler var? 5 Mayıs'ta Akrep burcunda ay tutulması yaşayacağız. 15 Mayıs itibariyle Merkür retrosu tamamlanacak. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçecek. 19 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcunda yeni ay var ve 20 Mayıs itibariyle Mars Aslan burcuna geçiyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. 5 Mayıs'ta 14 derece Akrep burcunda ay tutulması yaşayacağız. Yılın ilk ay tutulması önümüzdeki birkaç ayı etkileyebilir ama en güçlü etkilerini Mayıs ayı içerisinde yaşayabileceğimiz bir ay tutulması. Uranüs'le de bağlantılı olduğu için, Merkür retrosu devam ettiği için stresli, krizli bir tutulma bu. Duygusal anlamda da çok etkileyici olabilir ama daha çok kolektif alanda, toplumsal alanlarda önemli stresler yaratabilecek, biraz tansiyonu yükseltebilecek bir ay tutulması bu. Sabit burçlarımız daha fazla etkileniyor sevgili yengeçler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 14 derece ve yakınlarında Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için bireysel etkileri olabilir. Akrep burcu 5. evinizdir. 5-11 aksındaki Akrep Boğa aksındaki bu tutulmaları 1,5-2 yıldır zaten yaşıyoruz ama sizi çok da fazla zorlamıyor aslında açısal olarak. Biraz daha duygusal yaşamanız, aşk konuları, işte romantik konular, çocuklarla ilgili konular, kişisel yaratıcılığınız, kişisel girişimleriniz, maddi kazançlarınızla ilgili etkiler getirebilir. O yüzden biraz şansla ilgilidir burası. Şansa ihtiyacınız olan alanlarda, spekülatif alanlarda biraz dikkat edin. Çünkü krizleri tetikleyebilecek bir tutulma bu. Ekonomik alanlarda da stresleri artırabilir. Özellikle kişisel anlamda, yatırım konularında burada çok da fazla risk almamak gerekiyor ya da riskleri iyi yönetmek gerekiyor. Aşk ve romantik konularda tabii ki tutkulu bir tutulma, tutkulu dürtüsel davranma eğiliminde olabilirsiniz. Özellikle çocuklarla ilgili, hamilelik, doğum gibi konularda da biraz daha temkinli olmak gereken bir tutulma. Ama tabii burada belirsiz olan konular netleşebilir. Örneğin bir hamilelik istiyorsunuz. Hamilelikle ilgili bir konu gündeme gelebilir. Çocuklarınız var. Çocuklarınızla ilgili bazı, onların eğitimidir, onların yaşamındaki bazı dönüm noktalarıdır. Bunlarla ilgili önemli işaretler de getirebilecek bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. 15 Mayıs'a kadar Merkür geri harekette. O yüzden 15 Mayıs'a kadar başta para konuları olmak üzere çok önemli riskler almamak, önemli kararlar vermemekte fayda var. Daha dengeli olacağız. Daha çok geçmiş konuları zaten hayatımıza taşıyabiliyor bu Merkür retroları. İşte geçmiş ilişkiler, geçmiş arkadaşlar, uzun süredir görmediğiniz kişiler, yine size geçmişi hatırlatacak yerler, buraları gündeme getirebilir. Karşılaşabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Venüs de Yengeç burcunda olacak ayın 7'sinden itibaren. Dolayısıyla Venüs sizin için aslında bu ay önemli de bir pozisyonda. Mars Yengeç burcunda ayın 20'sine kadar. Enerjiniz, fiziksel enerjiniz artıyor. İlişkilerde de çok hareketli bir ayda olabilirsiniz Venüs'ün desteğiyle. Yani kalbi boş olanlar aşık olabilir bu ay sevgili yengeçler. Süregelen bir ilişkiniz varsa çok tutkulu da bir ay geçirebilirsiniz. Biraz böyle ilişkilerde baskılar, işte kıskançlık durumları, manipülatif durumlara dikkat edin. İlişkilerde cinsel dürtüleriniz de artacağı için öyle çok içgüdüsel davranmamaya çalışın. Daha güvenli hareket etmenizde fayda var. Parasal kazançlar anlamında da fırsatlarınız olabilir. Güzellik, estetik, kişisel bakım gibi konularda da biraz daha belki kendinizle daha fazla ilgileneceksiniz. 15 Mayıs'tan itibaren Merkür'ün ileri harekete geçmesi biraz daha hani bu para konuları, iş konuları, işte iletişimle ilgili konularda daha rahat ilerleyebileceğimizi de işaret etmekte. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçecek. Koç burcundan ayrılacak. Şans değişiyor. Büyük şans. Jüpiter Boğa burcunda bir yıl kalacak. 2024 yılı 25 Mayıs'ına kadar. Bu bir yıllık dönemde Jüpiter neredeyse, hangi burçtaysa şans ve büyüme imkanları da orada olur ve sizin için gayet güzel. 11. evinizde olacak. Burası
aslında aynı zamanda şans ve parasal kazançlar evidir. Jüpiter Boğa'da çok bereketlidir sevgili yengeçler. Güzel bir dönem başlıyor sizin için. İşten, çalışma kazançlarınızdan, yani çalışmalardan, mesela kariyerinizden gelecek kazançlarınızın artabileceği bir dönemdesiniz. Yatırımlarınızın belki daha bereketli olabileceği bir dönem. Para dışında sosyal çevrenizde gelişmeler olabilir. Yeni tanışmalar olabilir, arkadaşlarınız değişebilir, farklı arkadaşlar olabilir, biraz daha çevreniz genişleyebilir, arkadaşlardan daha fazla maddi manevi destekler alabilirsiniz. Yeni projeler, yeni hedefler bekleyebilirsiniz. Kalabalıkların dikkatini çekmeniz, yaptığınız işlerin görünür olması ve bunun sonuçlarında başarı elde etmeniz de mümkün. En son 2011 Haziran'ı ile 2012 Haziran'ında Jüpiter Boğa burcundaydı. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Belki yine benzer tesirlerle karşılaşabilirsiniz. 19 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay doğacak. 28 derece Boğa burcu yeni ayı 11. evinizde doğuyor. Bu ay 11. ev konularınız çok fazla ön planda, gördüğünüz gibi sevgili yengeçler. Oldukça sosyal anlamda hareketli bir ay. Eski arkadaşlar, yeni arkadaşlar, yani sosyal ilişkilerinizin çok canlandığı bir aydasınız. Tabii ki iş, projeler, parasal kazançlar anlamından da önemli bir aydasınız. Bu yeni ay yeni kapılar açabilir size. Yeni bir projeye başlama, yeni bir tanışma, yeni bir karar verme gibi bir durum ortaya çıkarabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların, boğa, akrep, aslan, kova burçlarının 25 ile 30 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için daha bir etkili olacaktır, önemli olacaktır. Ve 20 Mayıs'a kadar Mars burcunuzda, 20 Mayıs'tan sonra artık Aslan burcuna geçecek. 10 Temmuz'a kadar Mars para evinizde olacak. 20 Mayıs'tan itibaren harcamalarınızın biraz artabileceğini söylemek istiyorum. Aslan'da lükse, konfora, eğlenceye düşkün olacaktır. O yüzden siz de eğlence için, konfor için, lüks için daha fazla para harcayabilirsiniz. Burada bütçenizi biraz daha dikkatli yönetmeniz gerekiyor. Tabii ki para kazanma için de daha fazla hırslı olabilirsiniz. Bu ay dikkat çeken bazı günler var. Özellikle önemli açıların oluştuğu günler. 17 Mayıs itibariyle Boğa burcundaki Jüpiter ile Kova burcundaki Plüto arasında sabitlerde bir kare açı oluşacak. Kolektif alanı da etkileyebilecek sert bir açı. Manipülatif durumlar, baskılar, özellikle gücü elinde bulunduran kişilerin, kurumların, yapıların baskılarının artabileceği bir şey. Doğa olayları da tetiklenebilir tabii ki. Özellikle para konularında, ekonomik anlamda dikkat etmek gerekiyor. 20 Mayıs'ta Mars'ın da Aslan burcuna geçmesiyle bu açı biraz daha güçlenecek. Çünkü bu sabitlere bir de Mars eklenecek. 20 Mayıs, 21 Mayıs parasal, ekonomik anlamda yine daha manipülatif baskıların artabileceği bir enerji var gökyüzünde. Birisi anlamda da belki dikkatli olmak gerekiyor. Şartları çok zorlamamak gerekiyor. Çok da dürtüsel davranmamak gerekiyor sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı, güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Yengeç burcu zodyağın 4. burcudur. Su elementinin öncü niteliklerini taşır. 21 Haziran 20 Temmuz arasında doğan kişiler Yengeç burcundan kabul edilir. Yönetici gezegenleri Ay'dır. Yengeç burçları duygusallıkları ve hassas doğallarıyla dikkat çekerler. Merhametli, şefkatli, iyi niyetli, evine, ailesine bağlı kişilerdir. Ay etkisinde olan yengeçler bazen karamsar, bazen iyimser, değişken bir ruh hali gösterirler. Hayatlarında en fazla sevgi ve güvene değer verirler. Bu nedenle de evini, ebeveynlerini, ailesini, eşini her şeyden üstün tutacaktır. Yakınlarını koruma içgüdüsü nedeniyle de fedakarlıkta bulunabilirler. Yengeçler genellikle karmaşık bir ruh hali içerisinde olabilirler. Kendilerini ve sevdiklerini tehlikede hissettikleri zamansa çok güçlü, bazen de bir çocuk gibi savunmasız olabilirler. Kafalarına herhangi bir konu takıldıysa eğer onları melankolik, içe dönük bulabilirsiniz. Çabuk küsebilen bir burç grubudur. Alıngan ve hassas yapıları nedeniyle yakınları bu özelliklerinden dolayı bazen zor durumda kalabilirler. Çok kuruntucu, şüpheci, kıskanç da olabilirler. Geçmişe bağlıdırlar ve anıları onlar için çok önemlidir. Yengeç burçları geleneklerine bağlı, muhafazakar kişilerdir.
yeni olan şeyleri kabul etmekte zorlanabilirler. Kendilerine yapılan iyilik veya kötülüğü de hiçbir zaman unutmazlar. Zamanı geldiğinde bu iyiliğin karşını verebilecekleri gibi kin tuttuğu bir konuda da intikam alma içgüdüsü olabilir. Güvenceye çok önem veren Yengeç Burcu, bu nedenle gerekli olan paranın önemini de erken yaşta kavrayacaktır. Maddi konularda da genellikle tutumlu davranan bir burçtur.